Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcanlı ve patatesli oturtma yapmayı düşündüm. Öncelikle bunları malzemelerimi soyacağım, halka halka doğrayacağım ve bunları hafifçe yağlayıp tepsiyle fırına göndereceğim. Fırında piştikten sonra üzerlerine kavrulmuş kıymamla ekleyip daha sonra tekrar fırına vereceğim. İyi seyirler. Tepsimi hafiften yağlıyorum şöyle. Şimdi üzerine hafif yağ gezdireceğim. Aslında bunu normalde kızartıp yapabilirim ama çok yağlı olacağından eminim. O yüzden biraz hafif olsun istedim. Böyle üzerlerine hafif yağlayacağım. Kendisi fırında rahatça pişsin. Şöyle yapalım. Okay. Şimdi ben bunu tuzlamadan fırına göndereceğim. Patlıcanlarımı da böyle alacalı soydum. Şimdi bunları halka halka doğrayıp suya ıslayacağım, birazcık tuzlu suya. Acı suyu çıksın diye. Evet, şimdi suyumuza tuzumu ekliyorum. Şöyle 1,5 kaşık kadar. Çok fazlaya gerek yok. Şimdi patlıcanlarımız suda ıslana dursun. Ben kıymasını hazırlayacağım. Kıymamızın içerisi için ben şöyle 3 tane küçük boy soğan doğrayacağım ama büyük boy olursa 1,5 falan yeter. Veya orta boylardan 2 tane iyi olur. Şöyle 2 diş sarımsak. Burada 5 tane yazdan kurutulmuş biberim var. Bunları kıymanın içerisine kullanacağım. Hafiften yağlıyorum şöyle. Şimdi bunların da üzerine şöyle birazcık yağ gezdiriyorum. Şunun yağı biraz az olmuş. Patatesler fırında pişiyorlar şu an. Onları önden koydum çünkü patlıcan çabuk pişeceğinden eminim. Aynı zamanda hazır olsunlar. O yüzden patatesleri fırına koyalı aşağı yukarı bir 15-20 dakika kadar oldu herhalde. Tam saate bakmamıştım ama. Şimdi bunu da göndereceğim fırına. Kızım burada soğanları güzelce doğramış, yemeklik. Sarımsaklar da doğranmış. Kırmızı biberlerimiz de doğrandı. Şimdi kıymayı kavurmaya geçeceğiz. Kıymayı ölçmedim ne kadar olduğunu. 1 kiloya yakın kıyma var ama hepsini kullanır mıyım bilmiyorum. Şimdi kıymamız için tavamızı ocağa aldık.
Kıymayı kızım kavuracak. Çünkü benim kollarım pek dayanmıyor kavurmaya. Birazcık yağ koydum şöyle. Göz kararı. Kıymamı da ölçtüm. Tarttım daha doğrusu. 660 gram geldi. Tahminim hepsini kullanacağım ben bunun. Kıymamızı aldık tavaya. Biraz don hala değil mi? Kıymamız tamamen bol bir şey değil. Altını böyle hafif kısarsak o fındık da kendini koyuracaktır. Evet, şöyle altını üstüne getirdi. Üzerini böyle sıyır, üzerindeki pişmişlerini. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıymamız bayağı bir kendini bıraktı. Artık bunlar ezile ezile pişecek. Patateslerim bu arada fırında biraz piştiler. Şöyle bakıyorum. Bayağı yaklaşmış. Üzerlerini güzel kızardı. Evet, bayağı bayağı pişmiş bunlar. Az bir biraz daha pişsinler. Ondan sonra tamamen çıkartacağım bunları. Şöyle şimdi atayım. Bu kadarını ben yapayım değil mi? Bunlar kavrula dursun. Ben baharatlarını ayarlayayım. Okey, sen mi yiyorsun? Şöyle bir şeker kaşığı kadar kimyon. Bir, iki şeker kaşığı kırmızı biber. Şeker kaşığıyla bir, iki kekik. Gene şeker kaşığıyla şöyle bir kaşık tuz. Biraz da zencefil atalım sosuna. Zencefil tuzu. Şöyle göstereyim. Sincap. Şöyle kaşın üçte biri kadar. Soğanların tamamen ölmesini istemiyorum. Bu kadar yeter, daha nasıl olsa fırında tekrar pişecek. Bu kadar pişmişlik yeter. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Evet. Patates hepsini de çıkarttım şimdi. Önce alta bir sıra patateslerden diziyorum. Bunlar öyle yensin. Şunu alayım. Şöyle bir tane koyayım oraya. Evet. Bunlara şimdi biraz da tuz ekleyeyim. Kavurduğumuz kıymadan üzerine biraz gezdireceğim. Serpiştireceğim.
patlıcanlar da yumuşamışlar. Tam kızarmamışlar ama kafidir. Şimdi patlıcanlarımı da şöyle dizeyim üzerine. Evet, bunları da biraz tuzlayacağım şimdi. Kurutulmuş biber kıymaya acayip bir güzel lezzet veriyor. O yüzden ben artık bundan böyle kendi biberlerimi kurutup ve böyle yemeklerimin, et yemeklerinin kıymanın içerisinde kullanıyorum. Önceden yaptığım bir şey değildi. Alışık değildim. Ama annemin zamanında annemin yaptıklarını hatırladım. Ve gerçekten de çok güzel oluyor kuru biber. Evet. Burası da şöyle koyayım kenara. Geriye kalanları da bunun üzerine tekrar şöyle yerleştireceğim. Evet. Şöyle alayım. Şimdi şöyle koyalım. Patlıcanı fazla sevmeyenler bol patatesli yerine yesinler. Altı bile çok güzel kızarmış. Tezgahımın üstü temiz. Kimse sorgulamasın. Daha az önce tekrar sildim. Bunları da şöyle atayım üstünde çıtır çıtır. Bir şey olmaz. Evet. Bunu da şöyle yettiği kadar üzerine boşaltacağım. En üsttekilere tuz atmayı unuttum. Evet, evet arkadaşlar. Artık
önceki tavamın içerisine şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim. Şimdi az bir şey tuz. Biraz da kaynamış su. Salçamı iyice ezeceğim. Birazcık da sulansın. Evet. Şöyle üzerine gezdireyim. Tava elime ağır geliyor. Kaşık kaşık şöyle testi dediğimiz peynirden ekeceğim üzerine biraz. Kaşar olanlar kaşar yapabilir. Bende kaşar yok. Onun için ben bu testi çedek peynirinden kullanıyorum. Biraz da mozzarella kullanacağım kutla peyniri. Rendelenmiş peynir. Bu sünmesi için, önceki koyduğum lezzet vermesi için, mozzarella'nın fazla tadı olmuyor çünkü. Ama güzel sünüyor piştiği zaman. Şimdi bunu en yüksek ayardaki fırınıma gönderiyorum. Fırınım şu an zaten önden beri 250 derece, 260 derecedeydi. İçinde pişirdiklerim. Ve hala söndürmedim fırınımı. Ve bu şekilde şimdi bunu göndereceğim. Bu tarafını görmemiştim. Şöyle burayı da düzelteyim. Evet. Tezgahımın üstü temiz. Tekrar bir daha söylüyorum. Üzerine dökülenleri üstüne koyuyorsun falan filan diye. Bazen aşk arkadaşların kanallarında denk geliyorum. İnsanlar sırf olumsuz yorum yapabilmek için izliyorlar videoları. Morallerini bozmak için izliyorlar. O yüzden ben şimdiden söylüyorum. Çalıştığım yer gayet temiz. Üzerine düşenleri kullanıyorsam eğer temiz olduğundan emin olduğum için kullanıyorum. Çok güzel pişti. Evet. Şöyle üzerine kıyılmış maydanoz serpelim. Bizim evde maydanoz yemeyenler de var. Onun için fazla koymak istemiyorum.
taze nane bahçemizden. Maydanozum, nanem, her şeyim bahçeden. Evet. Arkadaşlar, bu seferki videom bu kadar. Eğer şimdiye kadar izlediniz, beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Bir de yorum yaparsanız çok sevinirim. İnşallah abone değilseniz abone olmuşsunuzdur. Bugünlük burada veda ediyorum sizlere. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı günler veya hayırlı akşamlar.